BTC ve ETH, alt joinir rallisini kurtarmak için mücadele ediyor. BTC ve ETH, alt joinir rallisini kurtarmak için mücadele ediyor. Bitcoin fiyatı tekrar ısta 65.000'nin üzerinde. Etkeri Umus 4.750'nin altından mücadele ediyor. XRP tekrar 1.20'nin üzerinde. IOTX ve MINA %21'in üzerinde rally yaptı. Alt joinir rally'si Bit Join fiyatı usta 66.000'nin altında aşağı yönlü bir düzeltme başlattı. BTC, kısa vadeli bir düşüş bölgesine geçmek için usta 65.000'nin altına bile düştü. Şu anda 11.47 UTC UST yüzünün üzerinde ancak hala düşüş işaretleri gösteriyor. Ayrıca, çoğu büyük alt join'de kayıpları telafi etmeye çalışıyor. ETH 4.750'nin altına düştü ve kayıpları US 4.600'ye kadar uzatabilir. XRP 1.20 direncinin üzerinde toparlanmayı başardı. ADA 2.20 direnç bölgesinin yeniden test edilmesini hedefliyor. Bitcoin fiyatı. Usta 66.000'nin altında bir kapanışın ardından Bitcoin fiyatı düşüşü sürdürdü. BTC 65.500 Amerikan doları destek seviyesinin altında işlem gördü ve şu anda 65.000 Amerikan doları seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Usta 65.000'nin altında bir kapanış daha güçlü bir düşüş üte etikleyebilir. Bir sonraki kilit destek 63.500 Amerikan doları seviyesinin yakınında. Bunun altında fiyat üst 62.000'yi tekrar görebilir. Yukarı yönde 66.000 Amerikan doları seviyesi kısa vadeli bir engel. Bir sonraki kilit direnç 66.500 Amerikan doları seviyesinin yakınında oluşuyor ve bunun üzerinde fiyat 68.000 Amerikan doları seviyesine yükselebilir. Ethereum fiyatı Ethereum fiyatı 4700 Amerikan doları seviyesinin yakınında konsolide oluyor. Aşağı yönde 4650 Amerikan doları seviyesi önemli bir destek. US 4.650'nin altında aşağı yönlü bir kırılma fiyatı önümüzdeki seanslarda 4500 Amerikan doları seviyesine gönderebilir. Tersine, ETH 4750 Amerikan doları seviyesinin üzerinde yeni bir artış başlatabilir. Bir sonraki büyük direnç, üzerinde istikrarlı bir artış ihtimali olan 4,800 Amerikan doları seviyesinin yakınında. A'da, BNB, SHIB, SOL ve XRP fiyatı. Cardano, A'da, 1940 Amerikan doları seviyesinin yakınında destek buldu. Şu anda kayıpları telafi ediyor ve 2.10'un üzerinde işlem görüyor. Fiyat 2.15 direncini bile kırabilir ve yakın vadede 2. 20 seviyesine doğru yükselmeye devam edebilir. Binance Join, BNB, 600 Amerikan doları seviyesinin üzerinde stabil ve 620 Amerikan doları seviyesinin üzerine çıktı. Ancak 635 Amerikan doları yakınında dirençle karşılaşabilir. Ust 635'nin üzerinde bir kapanış 650 Amerikan doları seviyesinin test edilme şansını artırabilir. Salı 0.000500 bölgesinin yakınında konsolide oluyor anlık bir direnç 0,0525 Amerikan doları seviyesinin yakınında. Bir sonraki büyük direnç 0.000535 USD yakınında. Bunun üzerinde fiyat belki 0.000555 USD seviyesine yükselebilir. Tersine 0.000465 USD seviyesine doğru aşağı yönlü bir kırılma olabilir. Solana, sol 245 Amerikan doları ve 250 Amerikan doları direnç seviyelerine doğru yükseliyor. 250 Amerikan doları seviyesinin üzerinde bir kapanış, fiyatı 265 Amerikan doları seviyesine doğru itebilir. Aksi takdirde 220 Amerikan doları seviyesine doğru düşebilir. XRP fiyatı kayıpları toparladı ve tekrar 1.20 seviyesinin üzerinde. İlk bariyer bir Amerikan doları 25 sent seviyesinin yakınında. 1.25 seviyesinin üzerinden net bir hareket, fiyatı 1.28 direncini yönlendirebilir. Bugün diğer alt join piyasası. MANA, IOTX, KDA, ZEC, HNT, MANA, XTC ve Omega dahil olmak üzere birkaç alt join %5'in üzerinde arttı. Bunların dışında Mına %43'ün üzerinde rally yaptı ve 6.0 seviyesini kırdı. Özetlemek gerekirse, Bitcoin fiyatı hala UST 65 usta 65.000'nin üzerinde. BTC usta 67.500'nin üzerine çıkamazsa, önümüzdeki seanslarda 62.000 Amerikan doları destek seviyesine doğru kayabilir.